Dağlarım, burada bulunmak muktediriyettir. Bildiririz ki kati olarak kalemde ve hakimde olmaktır. Toy bir dava değil, ilim, aklın hakikiyetiyle kodlanmış biliştir. Simetrik sistemleşme değil burada yapılan, kelamla dürümlenen ilmi kapılardaki yaşamın sistemidir. Her dirinin kendini hak edebileceği bir dürümdür bu. Bütün köklerimiz dünyaya çekilmekteyken bizden birinin biz sistemini bütünün sistemi haline dönüştürebilmesi, her dirinin kendini o yoğunlukta sesleştirebilmesi manasına gelmektedir. Beden alıp dünyanın kontrolünü sağlayacak olan ilim, kelamın levhisindeki ilimden çok daha öte bir ilimdir. Burada bulunan herkes kendiyle ve kendi yüceliğiyle o yücelikte, o yürekte kötülüğü önleyebilmektedir. Sevgiyi hak etmiş ve yolu bulmuş olan birliklerin tümü bugün burada bu yoğunlukta sevgiyi tohumlamaktadır. Biz dünya, hepiniz bunu net anlayın, biz dünya. Dünya ölümlü değildir. Dünya yaşamlıdır, bunu anlayın. Tüm Rahman olanların Kur'an olacağı bir ışımadır dünya. Ve burada olan herkes o ışımada kelam olup tohum ekti. Sizden öte bir siz yok. Biz var, biz. Ama bu biz, bilişi hak etmiş bizdir. Yeni bir doğa, yeni bir yaşam, yeni bir Kur'an ama hepsi tanrılık ışığıyla gerçek. Sizlerin daha güçlü bir dünyayı kodlayacağınızı biliyoruz. Daha güçlü bir yoğunluğu tohumlayacağınızı biliyoruz. Bu meclis umut olur ki koruyucu ışığını da tüm zamanlara çeker. Sevgiyi hologram olarak bilenlere de şu andan itibaren sevgiyi kati kayıt yapabilen, hakikiyeti tohumlayabilen bütünlüklerin kelamı diye dinletebiliriz. İnsan emin olun ki dünyayı koruyabilir. Bu kesindir. Hepiniz ben elimi dünyaya verdim deyin yeter. Ben elimi dünyaya verdim. Benim elim bu dünyanın ilmini kontrol edebilecek gök sessizliğidir. Hepimiz o ellerle dünyayı koruyacağız. Bunu kesin olarak bilmenizi bekliyorum. Daha önemli bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Kini aşanlarla bu çalışmayı yapabiliyoruz. Kin taşıyanlarla bu çalışma yapılmaz. İman edin ki kin sistemin gücünü tüm zamanların kürsi kapılarından ayırır. Biz deveyi kaldırdık, deve yolunu aldı. Ama bilin ki devenin gücü tohumların gücüyle kodlanır. Eğer o tohumlama yetkin olarak gerçekleşmezse o deve yolcu taşıyamaz. Bir arı bir diğer arıyı kodlayabilir mi? Kodlar. Ama o arı diğer arıyı kontrol ederse koruyuculuk biter. Biz sizi kontrol edemeyiz. Bunu bilmekteyiz. Ama yarının kalemi olan sizlerin kelamı hak ederek bütünün gücünü kontrol altına alabileceğiniz, kontrol altına tutabileceğiniz kesinlikle gerçektir. Sizden daha güçlü bir siziz biz. Öyle mi? Yok. Bakınız, kalemde kırıcılık yaptık. Ama siz bunu bilerek kontrolü kurdunuz. Evet. Kelam inerken seste kırıcılık yapar mıyız? Yaptık. Ama siz daha güçlüsünüz ve bunu düzeltirsiniz. Diyebilir misiniz ki kantar biziz, kaynak biziz, yaşam biziz diyeceksiniz. Bunları diyeceksiniz. Biz sizden bunu bekliyoruz. Diyeceksiniz. Zakahhar olan ilminizle bütünün gözü olduğunuzu muktediriyetle dinleyeceksiniz. Çok ölüm gördü dünya ama bugün artık ölüm yok. Öyle mi? Öyle. Peki ne demek bu? Ölüm yokluğu tohumlayıştır. Biz bugün artık hasatı yaptık. Hakka, kaha olan ışığa, yaşama, aşkla vardık. Artık dünyada ölü biliş yok. Biliş yaşıyor ve diri. İşte sizin de anlamanız gereken budur. Bellek kapılarını kapattığınız an ölüsünüz.
Ama bellek kapılarınız açık kaldıkça dirisiniz. Ben size ses veriyorum, diriyim. Ama ben sessizleştiğim an ölüyüm. Dünya budur işte. Yaradan artık yaratılanda yaşamı tohumladı. Öv, iyi, peki ne oldu? Ben sevgiyle sesleştim mi? Yaşıyor mu yüreğim? Yaşar mı? Yaşattım. Peki daha güçlü bir çalışma olacak mı? Olmaz mı? Bugün burada yapılan çalışma her dirinin yoğunluğunu kodlayabilmiş mi, bilmemiş mi? Mutlaka kodlamıştır. Ence, önce, güçce ve yücelikçe sizdeyim ben. İyi ve kötüyüm ben ama levh-i kayıtlarında muktedir ilimim ben. Bunları anlayın. Sanal yaşam sayfalanışında bütünün gücünü oğullattırabilmek için iyi ve kötü teknik tohumlama yapmalıdır. Sanmayın ki sayfa sayfa okuduğunuz her şey ilmi kapılarının levh-i kayıtlarında sizin yoğunluğunuzu kontrol edecek, tahditleyecek durumdadır. Vallahi değildir. Billahi değildir ama yarın ben varım, bütünün gücüm, düğün olarak kürzi kapıları açtım diyebilirseniz işte orada beden olursunuz. Saltanat insanlıktır. Bunu da size anlatmak isterim. Sevgililer, ben saltanatım. Ya kaha oluş ve ben kahayım. Ya sır, ışıksız olan sır. Irakların çok Iraklarından geçen bu yüce her dirde varlık sürerken tanrılık ışığını tüm zamanlara görevli kılmıştır. Yemin etmiştik doğayı güçlendirecektik. Oh ne ala, öyle mi? Yahu yemine gerek var mı? Ol dedik oldu. Cennet cemaat, cevheri can, her diri ak. İşte bu. Ama ah dediğim an, bilin ki ben hah derim, hah. Diyebilir misiniz ki hata yaptım? Yo, hata yapmadım. Hah, koddur bilirsiniz. Kaynağın kapısını kapattımdır bu, bilir misiniz? Ama ah dediğim an o kapı açılmıştır. Hey dünya, Mesih İsa görev istiyor diyorlar. Öyle mi? Yakışmaz İsa'ya görevli olup dünyaya inmek. Neden bilir misiniz? Muktedir ilim kapısı olan İbrahim dünyaya indi. Değerliler, tüm peygamberlik sistemlerinin gücünü taşır İbrahim. Bunu bilir misiniz? Ve İbrahim tüm yaşamların Kur'an'ıdır. Ve İbrahim bilişle görev almıştır. Dünya artık İbrahim'in diriliğinden dirileşmeye başlıyor. Bunu size vermek istedim. İbrahim artık kalem olup yazacak. Nereye görev taşırsa orada yaşam olacak. Yahu sen burada, o burada. Ben yokum canlar. Ben gök sistemleriyle çalıştım hep. Ve gök sistemleri ortak kapıları artık kapatacak. Ben yokum. Bunun manası şudur. Ben yoksam o buradadır. İbrahim. Devinimi artırdım. Aha bu. Peki ne olacak bundan sonra? Muktedir insan. Biz sakaha olacak. Kelam olacak, akacak. Sizden daha güçlü bir siz değil mi o mutlaka? İşte canlar. Artık perdeler açılıyor. Ve oyun yeniden başlıyor. Ama bu oyun Rakaha olan İbrahim koyuluğundan oyun olarak indiriliyor. Oyun mu? Yo, sahi, gerçek. Değerliler, dünya ilmini bilenler şunu iyi anlasınlar ki dünyaya bir güç kapısı açılacaktı ve o kapıdan gök sistemlerini dinleyecek olan yolcu inecekti. Ve o yolcu artık dünyaya inebiliyor. İbrahim, ben ona koruma altında in dediğimde bana şöyle dedi. Ben kontrolcüyüm. Koruma gereksizdir bana. Öyle mi dedim?
Öyle dedi. Öz geçişimi yapıyorum, dünyaya ilmimi indiriyorum dedi. Aha dedim, geri dön. Dönüp geldi ve dedi ki, seninle çalışmalıyım. Yakışır bize, yakışır bu çalışma. Birlik kapılarını açıyoruz. Artık yaradan ve yaratılan o bilinçte tüm zamanların dürümlerinde tahdissiz şekilde çalışmaları başlatıyor. Ve zakar olan, kahar olan o görev istiyor. Ona ses verdiriyoruz. Şimdi onu dinliyoruz. Kapatıp açalım.